Bizim duyularımıza göre 3 tane 4 tane saldırıyı olduğunu duyduk. Ha, eş saatlerinde hemen hemen birbirinin arasında fazla bir saat oranı yok. Bugün nedir? Bugün Muharrem ayının birinci günüdür. Kerbela şehitlerinin Yas-ı Matem Muharrem orucunun birinci günüdür. Eşdeğerli olarak yaptıklarında bunun altında tabii ki bu birkaç yere aynı zamanda yapıldıysa kim yaparsa yapsın. İstersen bir kişi ayı olsun, istersen bu birkaç kişileri arasında olsun. Bu ne demektir? Demek ki bunun arkasında düğmeye basan birileri var. Bu bizim Aleviliğimize, kimliğimize, bugün Yas-ı Matem'imize vurulacak veyahut da bir hani bir söz vardır, ben denizi yakamam ama cozda mı dediremem. Bugün Ehl-i Beyt'in ibadethanesine böyle bir şey yapmak bence akıl işi değil. Bu bir Alevi olarak, bir Alevi önderi olarak, bir inanç önderi olarak biz bunları kınıyoruz. Burada zannettiler ki buradaki halk biz buraya bu şeyi yaparsak baskını onlar da gider camiyi basar, ha, ortalığı karıştırırız. Yapmayacağız, kimse de yaptıramaz. Çünkü ne olacak sonuçta? Bizler zarar göreceğiz. Bunun biz bilincindeyiz. Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, her yerde, Kerbela'da. Hep yakılanlar, yananlar, coplanan, gazlananlar bizleriz. Niye biz ikinci, üçüncü, beşinci bir şey daha yaşayalım? Biz ona fırsat vermedik, vermeyeceğiz de. Hazırlanmış bir şey yani. Provokatörlük, başka bir şey değil yani. Ama hiç heveslenmesinler. Bu toplumu artık birbirlerine düşüremezler. Halkımız sağduyulu olsun. Hiç korkmasın. Hiç çekinmesin. Her zaman açıyoruz. Bizi böyle baskınla, sandalye atmayın ama cemevini basmakla bizi yıldıramazlar. Yıldıramazlar. Hiç onların istediklerini yapmayacağız, tuzağa düşmeyeceğiz. Sayın İçişleri Bakanı'na söylüyorum. Dün demeç verdi, talimat verdi. Bugün Ankara'da 4 yeri bastılar, 4 yere. İster kutuplarda Eskimo genci, ister Afrika'da garip bir zenci. Fark etmez dini, dili, ırk, inancı onu yaradana sevgimiz vardır.